down at his house and I was calling him on it. Kütüphane haftası kapsamında Girne Belediyesi 2 günlük bir etkinlik gerçekleştiriyor. Birazcık bilgi alalım. Şu an neredeyiz ve bugün nedir? Cumartesi ve pazar günü yapılacak olan nedir bu kapsamda? Öncelikle etkinliğimize hoş geldiniz. Girne Belediyesi'nin Doğa Parkı proje alanındayız şu an. Çevre yolunda olan bir alanımızdır burası. Kütüphaneler haftası kapsamında elimizde bulunan mevcut kitapların başka okuyuculara ulaşması için burada dönüştürme, evlerinde kitaplarını dönüştürmek isteyen kişiler için burada standlar kurulmuştur. Beraberinde doğanın içerisinde keyifli, huzurlu, güzel havamızda kahvelerini yudumlayarak okuma köşelerimizde, masal atölyelerimiz olacaktır 2 gün boyunca. Saat 12.30-3 civarların 3 saatleri arasında hem çocuk hem de yetişkinlere yönelik masal atölyelerimiz olup burada doğada birlikte buluşup gördüğünüz gibi keyifli vakit geçiriyoruz. Ara sıra annesinin de boyuna sarılıp ona da hikaye anlatır. Kütüphaneye maalesef gidemiyoruz çok sık ama arada bir çocukların kitap okuma alışkanlığı olsun diye gitmek istiyoruz yani. Ama daha çok evde kitap okuma saati yapmaya çalışıyoruz. Biz de evet çocuklara örnek olmak için bugün de zaten kendi kitaplarımızı da aldık. Ailece çocuklarımızla beraber kitap okuyacağız. Kitap okumak çok iyidir. Arkadaşımızdır kitap. Hatta okulda bize çok güzel kitaplar da hediye etmişlerdi. Biz de onları okuyoruz her akşam falan ya da sabah öğlen onları okuruz. Ben kitapları çok seviyorum. Hafta içi çocuklarımıza telefon, tablet yasak. O yüzden eve geldiğimizde yemek yedikten sonra çocuklarımızla böyle hani onları da çok fazla sıkmadan sevdirmek amaçlı beraber kitap okuyoruz. Vallahi çok okuyun kitap çünkü bayağı genişletiyor okumayı. Peki aileleriniz size kitap okuyor muydu siz okumayı öğrenmeden önce? Okuyordu. Ormanda dolaşırken aniden hava kararmış. Koşmuş. Ortam çok güzel. Keşke yürüyüş alanı da bitmiş olsaydı daha da keyifli olurdu. Çocuklar da çok mutlu oldu. Bu dönemde sadece kitap okumak hayatı yakalamaya yetmez. Yani çocuk internette de gezinecek, gezinebileceği yerlerde, alanlarda kitap da okuyacak, sosyal aktivitelere katılacak, spor yapacak, hepsini yapacak. Yani hepsinin yeri ayrı diye düşünüyorum. Girne Halk Kütüphanesi'ne ödünç kitap alırım, okurum. Sonra Ecrin'le başladık kitap okumaya, çocuk kitapları okumaya başladık. Hatta çocuk kitapları hakkında fikir edinmeye başladım onun sayesinde. Biz zamanımızda Ömer Gültekin çok okurduk. O dönemde okunan kitaplardaki acıklı kitaplardan ziyade çocukları hayata daha çok hazırlayacak, onları neşeli ve mutlu edebilecek kitaplar okumasını sağladım. Ömer Seyfettinler vardı. Ömer Seyfettinler, Kemalettin Tuğcular, onlarla büyüdük, evet. Ama Ecrin için daha seçici davranıyorum. Biz de yaşımız 70'e gelmesine rağmen aynı 15 yaşındaki delikanlı gibi Atatürk sevdasıyla gidiyoruz. Ben bu sergiyi Hakkari'de yaptım günün birinde. Diyarbakır'da yaptım, Şırnak'ta yaptım. İnanın Hakkari'deki kadın ayağında çarık ve Atatürk'ün önünde hüngür hüngür atam diye ağlayarak gözyaşlarını sildim. Evet, tarih öğretmeni ama öğretmenlik yapmadım. Yıllardır ben ülkemde kitapla meşgulüm ve böyle bir sergi koleksiyonu da oluşturduğum için de çok mutluyum. Yani kısa ve basit bir şekilde herkesin anlayabileceği, şimdi burada 3-6 yaşıyoruz ama aslında herkesin bu kitap, yani böyle bir basit bir şekilde atılıyor. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz.
kendinizi ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.